Bundan tam 530 yıl önce 1492 Ekim'inde İtalyan denizci Christoph Kolomb Amerika kıtası açıklarındaki Bahamalar'da karaya çıktı. Bugün 1492 yılı Amerika'nın keşfedildiği tarih, Christoph Kolomb ise Amerika'nın kaşifi olarak kabul ediliyor. Fakat 13. yüzyıldan kalma Viking destanları İspanyolların keşif seferlerinden yaklaşık 500 yıl önce İskandinavların Amerika'ya ulaştıklarını öne süren hikayeler anlatıyor. Ayrıca günümüzde yürütülen arkeolojik çalışmalar da Vikinglerin Kuzey Amerika'daki varlığını doğruluyor. O halde biz neden bugün Amerika'nın kâşifinin Christoph Kolomb olduğunu tarih kitaplarında yazmaya ya da okullarda anlatmaya devam ediyoruz? Bu soruyu video sona ermeden cevaplamış olacağız. Öncelikle Viking destanlarının tozlu sayfalarına dalıp, Vikinglerin Kuzey Atlantik seferlerini konu edinen muhteşem hikayeleri derli toplu bir şekilde ele almaya çalışalım. Aslında Avrupalıların Amerika'ya yaptıkları seyahatlerin tarihi, Christoph Kolomb'un yolculuklarından yaklaşık 1000 yıl öncesine, 550'li yıllara kadar uzanıyor. Bu seyahatlerin en erken tarihli olanına Navigatio Sancti Brendani Abbatis, yani Başrahip Aziz Brendan'ın yolculuğu adlı Orta Çağ'a ait bir kayıtta rastlıyoruz. Vikinglerin Kuzey Atlantik keşiflerinden yaklaşık 300 yıl önce Aziz Brendan ve İrlandalı keşişler Atlantik açıklarında bulunduğuna inandıkları Kutsanmışlar Adaları'nı aramak amacıyla batıya doğru yelken açmışlardı. Bu yolculuklar sırasında keşişlerin Faroe Adaları'na ve İzlanda'ya ulaştıklarına bugün kesin gözüyle bakılıyor. Ancak hikayenin Kuzey Amerika kıyılarına dek uzanan kısmının ne kadar doğru olduğunu kestirmek mümkün değil. Kitapta buzdağları, volkanlar ve balinalar gibi gerçek şeyler hakkında verilen detaylara rastlıyoruz. Geri kalan ayrıntılar ise Azizlerin sınırsız hayal gücüyle donattıkları satırların arasında kaybolmuş gibi görünüyor. Brendan'ın yolculuklarından sonra İrlandalı keşişler Faroe Adaları'nı ve İzlanda'yı inzivaya çekilmek amacıyla pek çok kez ziyaret etmiş, fakat buralara tamamıyla erkeklerden oluşan gruplar halinde geldikleri için kalıcı bir yerleşim yeri kurma gereği duymamışlardı. Buraya ilk defa yerleşecek olanlar İskandinavya kökenli topluluklardı. 8. yüzyılın sonundan itibaren Britanya'ya akınlar düzenlemeye başlayan Vikingler, 9. yüzyılın başlarında İrlandalı keşişlerle irtibat kurmuş ve batıda yerleşime uygun başka adalar olduğunu öğrenmişlerdi. İrlandalı keşiş Llywelyn, 825 yılında kaleme aldığı eserinde Vikinglerin ilk olarak Faroe Adaları'na yerleştiklerini yazar. Adaların, keşişlerin beslenmek amacıyla getirdikleri koyunlarla dolu olmasından dolayı İskandinavlar buraya Koyun Adaları anlamına gelen Faroe Adaları ismini verirler. Vikinglerin Kuzey Atlantik'teki bir sonraki durağı İzlanda'ydı. 860 yılı civarında Danimarka'dan Hebritlere gitmek için yelken açan Gardar adında bir Viking'in gemisi fırtınaya yakalanmış ve onu hiç bilmediği bir kara parçasına sürüklemişti. Yüksek uçurumları ve buzla kaplı topraklarıyla bu kara parçası ilk başta Gardar'a hiç de çekici gelmemişti. Ancak hava koşulları geri dönmek için pek elverişli değildi. Bu yüzden Gardar adamlarıyla birlikte adanın kuzey kıyısında yer alan Húsavík'te karaya çıkmış ve birkaç ay boyunca yeni keşfettiği bu kara parçasını dolaşmıştı. Bahar gelip yeniden denize açıldıklarında ise yanlarındaki bir köleyi ve bir cariyeyi burada bırakmışlardı. İşte bunlar İzlanda'nın ilk sakinleriydiler. Aynı yıllarda İzlanda'ya ulaşmayı başaran bir diğer Viking ise Kâşif Naddot'tu. Naddot karaya çıktıktan sonra bir kar fırtınasının ortasında kaldığı için buraya Sniland, yani karlı ülke adını vermişti. Ancak adaya asıl ismini verecek olan Norveçli Floki'ydi. Floki Naddot'un İskandinavya'ya dönmesinden sonra onunla görüşmüş ve anlattığı hikayelerden etkilenmişti. Ancak İzlanda'ya ulaştığında burada yaşadığı deneyim hiç de hayal ettiği gibi olmadı. Floki kendine yerleşim yeri olarak bugünkü Reyðarfjörður kasabasının bulunduğu alanı seçmişti. Buradaki ilk yazını fok balığı avlayarak geçirmiş, ancak yeterli besin temin edemediği için yanında getirdiği hayvanların tamamı açlıktan ölmüştü. Bu gelişme üzerine geri dönmeye karar vermiş, ancak denize açılan fiyortlar buzla kaplandığı için adada mahsur kalmıştı. Tüm bu deneyimlerden dolayı Floki buraya Iceland, yani buz ülkesi adını vermişti. Köken olarak eski Norse dilinden gelen bu kelime zamanla başka dillere de geçmiş ve Türkçe'de de İzlanda olarak yer etmiştir.
874 yılı civarında Norveç kralı Sarışın Harald ile sorun yaşayan bir grup, eşlerini ve çocuklarını da yanlarına alarak Ingólfur Arnarson'un önderliğinde Norveç'ten ayrılarak İzlanda'ya geldi. Bu grubun yerleşim kurma girişimi başarıyla sonuçlanmış ve 10. yüzyılın ortalarına gelindiğinde İzlanda'daki nüfus birkaç bin kişiye ulaşmıştı. İzlanda keşfedildiğine göre artık Grönland'ın da keşfedilmesi an meselesiydi. 10. yüzyılın ilk çeyreğinde Gunnbjørn Ulfsson adlı bir denizci, Norveç'ten İzlanda'ya doğru yolculuk ederken bir fırtınaya yakalanarak rotadan çıkmış ve İzlanda'nın batısında yer alan devasa buzullarla kaplı Grönland'a sürüklenmişti. Gunnbjørn gözüne pek verimli gelmeyen bu toprak parçasında karaya çıkmamış ve İzlanda'ya geri dönmüştü. Bu olaydan kısa bir süre sonra İzlanda'ya yerleşmek amacıyla yeni bir grup geldi. Bu grubun üyelerinden biri de o yıllarda henüz küçük bir çocuk olan Erik Thorvaldsson'du. Büyüdüğünde kızıl uzun saçları ve kızıl sakallarından dolayı Kızıl Erik olarak anılacaktı. Erik'in babası cinayet işlediği için sürgüne gönderilmiş ve içlerinde küçük Erik'in de bulunduğu aile fertleriyle birlikte İzlanda'ya göç etmişti. Fakat buradaki verimli toprakların tamamı daha önce bölgeye gelen yerleşimciler tarafından kapılmış durumdaydı. Erik daha iyi topraklara sahip olabilmek amacıyla pek çok kavgaya karışmış ve en sonunda 982 yılında rakiplerinden birini öldürerek İzlanda'dan sürgün edilmişti. En az 3 yıl boyunca ülkeyi terk etmek zorundaydı. En iyisi batıya doğru yelken açmak, yıllar önce Gunnbjørn'un keşfettiği topraklara gitmek ve orada yerleşim kurulup kurulamayacağını araştırmaktı. Böylece Erik yanına aldığı birkaç adamıyla birlikte yelken açarak Atlantik'in dondurucu sularında ilerlemeye başladı. Öncelikle Grönland'ın güney ucuna ulaşan Erik, daha sonra kuzeye yönelerek bu kara parçasının batı şeridini keşfetti. Buzullarla kaplı fiyortlarda hiçbir yaşam izi yoktu. Birkaç milde bir çürümüş tekne kalıntılarıyla karşılaşıyorlardı. Bunlar, muhtemelen bölgeyi 100 yıl kadar önce terk ettiği düşünülen Dorset Eskimolarına aitti. Erik 3 yıl boyunca Grönland'ı araştırmış ve 3 yılın sonunda sürgün süresi dolduğu için İzlanda'ya dönmüştü. Aslında Grönland yaşamaya uygun bir yer değildi. Ancak Erik, yeni keşfinin insanlarda heyecan uyandırması için buraya Yeşil Diyar anlamına gelen Greenland adını verdi. Anlattığı hikayelerde yeni bulduğu kara parçasının yemyeşil ağaçlarla dolu olduğunu söylüyordu. Çok geçmeden etrafında Grönland'a gitmeyi uman yüzlerce insan toplanmıştı. Erik yeniden denize açıldığında bu kez ona eşlik eden 25 gemi vardı. Ancak bunların yalnızca 14'ü güvenli bir şekilde karaya ulaşmayı başaracaktı. Geri kalanı ya geri dönmüş ya da Atlantik'in karanlık sularında kaybolmuşlardı. Bu seferle birlikte Grönland'a ulaşan insan sayısı 400'den fazlaydı. İçlerinden bir kısmı İzlanda'ya geri dönse de burada kalanlarla iki farklı yerleşim yeri kurmak mümkün olmuştu. Adanın güney bölümünde yer alan doğu yerleşimi ve daha kuzeyde yer alan batı yerleşimi. Grönland Vikingler için hiçbir zaman İzlanda gibi çekici bir yerleşim yeri haline gelmedi. Ki İzlanda'nın bile çok çekici bir yerleşim yeri olduğu söylenemez. Buna karşılık Kızıl Erik'in soyundan gelenler 15. yüzyıla kadar Grönland'da yaşamaya devam ettiler. 20. yüzyılda burada yapılan arkeolojik kazı çalışmaları sonucunda Vikinglerden kalan 3 uzun evin, 1 Viking tinginin, 1 demirhanenin ve 1 kilisenin kalıntıları ortaya çıkarılmıştır. Grönland'ın keşfinden yaklaşık 4 yıl sonra 986 yılında İzlanda'ya gelen Bjarni Herjulfsson, babasının buradaki arazisini terk ederek Kızıl Erik'le birlikte yeni keşfedilen topraklara yelken açtığını öğrendi. Bjarni derhal tayfasını toplayarak babasını ve Erik'le gitmiş diğer akrabalarını bulmak amacıyla yeniden denize açıldı. Ne var ki içlerinden hiçbiri daha önce Grönland'a gitmemişti. Ellerinde Erik tarafından İzlanda'da anlatılmış birkaç efsanevi hikayeden başka hiçbir şey yoktu. Bununla birlikte yolculuk beklediklerinden çok daha zorlu geçti. Bjarni ve ekibi denize açıldıktan kısa bir süre sonra gökyüzü siyah bulutlarla kaplanmış ve gemileri oradan oraya savuran şiddetli bir fırtına patlak vermişti. 3 gün süren bu fırtınanın ardından Bjarni ve adamlarının gördükleri ilk şey dağılmakta olan siyah bulutların arasından zar zor seçilebilen bir kara parçasıydı. Bjarni kıyı boyunca kuzeye doğru ilerlemiş ve buradaki toprakların kıymetsiz olduğunu düşündüğü için karaya çıkma gereği duymamıştı. Ayrıca Erik'in kurmuş olduğu yeni yerleşim yerinin izine de rastlamamışlardı. Bjarni birkaç gün süren yolculuğunun ardından en sonunda Grönland'da karaya çıkmış ve babasının doğu yerleşiminde bulunan çiftliğine ulaşmayı başarmıştı. Güneybatıda bulunan yeni toprakların keşfi ilk başlarda pek ilgi görmedi.
Ancak 1000 yılı civarında Kızıl Erik Bjarni'nin hikayelerinden etkilenerek buraya bir keşif yolculuğu yapılmasına karar verdi. Ne var ki artık kendisi bu zahmetli ve uzun yolculuğu kaldıramayacağı kadar yaşlanmıştı. Bu nedenle keşif seferinin önderi olarak oğlu Leif Erikson'u görevlendirdi. Hazırlıklar tamamlandı ve 1000 yılının yaz aylarında Vikingler 35 kişiden oluşan bir ekiple Bjarni'nin keşfettiği topraklara doğru yelken açtılar. İlk karaya çıktıkları yer bugünkü Baffin Adası'ydı. Vikingler buraya buzlu ve kıraç bir yer olduğu için Helluland yani Taşlar Ülkesi adını vermişlerdi. Ancak Leif burada oyalanmanın zaman kaybı olacağını düşünüyordu. Baktıkları her yerde verimsiz topraklarla karşılaşıyorlardı. Bu yüzden yeniden gemilerine binerek güneye doğru ilerlemeye başladılar. Sırasıyla Markland yani Ağaçlar Ülkesi ve Vinland, Şarap Ülkesi adını verdikleri yere ulaştılar. Markland bugünkü Labrador'du. Ancak Vinland'ın tam olarak neresi olduğu halen saptanabilmiş değildir. Buna karşılık tarihçiler bölgenin coğrafyasını da göz önünde bulundurarak buranın günümüzdeki Newfoundland adası olduğunu düşünmektedirler. Vikingler Vinland adını verdikleri bu yerde karaya çıkmış ve kışı geçirmek amacıyla birkaç ev inşa etmişlerdi. Ancak bu kalıcı bir yerleşim yeri değildi. Leif bahar geldiğinde yeniden Grönland'a döndü ve keşif hareketi kardeşi Thorvald tarafından devam ettirildi. Leif ve ekibi Amerika kıtasına ayak basan ilk Avrupalılar olmuştu. Thorvald ise Amerikan yerlileriyle karşılaşacak olan ilk Avrupalıydı. Fakat bu karşılaşma pek dost canlısı gerçekleşmedi. Vikingler karaya çıktıkları bir yerde birkaç kızıl deriliyi öldürmüş, onların intikamını almak için toplanan diğerleri ise Vikinglere saldırarak Thorvald'ı ölümcül bir şekilde yaralamışlardı. Bu gelişme Vikinglerin ikinci keşif seferinin sonu oldu. Thorvald'ın girişiminden birkaç yıl sonra Thorfinn Karlsefne adında bir kabile lideri, Vinland kıyılarında kalıcı bir yerleşim yeri kurmak amacıyla Grönland'dan ayrıldı. Yanında karısı Gudrid ve çoğunluğu erkeklerden oluşan yaklaşık 70 kadar yerleşimci vardı. Thorfinn ve beraberindekilerin Vinland'da geçirdikleri ilk kış oldukça sakin geçmişti. Bölgedeki Kızılderililerle iletişim kurmuş, kendi aralarında Kürk ticaretine dahi başlamışlardı. Ancak zaman içinde iki grup arasında anlaşmazlıklar baş göstermeye başladı. Thorfinn'in adamları bir grup yerliyi kılıçları çalmaya çalıştıkları bahanesiyle öldürünce diğerleri bunun intikamını almak için geri geldiler. Vikingler bir pusu kurarak Kızılderilileri püskürtmeyi başardı. Fakat burada uzun süre barınamayacaklarını anlamışlardı. Thorfinn ailesiyle birlikte ertesi yıl Grönland'a döndü ve en sonunda İzlanda'dan birkaç arazi satın alarak buraya yerleşti. Birkaç yıl sonra Leif Erikson'un üvey kız kardeşi Freydis tarafından gerçekleştirilen son yerleşim girişimi de başarısız oldu. Bu andan itibaren Vikinglerin Vinland'a olan ilgisi azalmaya başladı. Sonraları birkaç maceraperest tarafından Kuzey Amerika'ya yapılan yolculukların ise akıbeti kesin değildir. Şimdiye kadar bahsettiğimiz şeylerin neredeyse tamamı 13. yüzyıldan itibaren yazıya geçirilmiş olan iki destandan. Grönlandlılar Destanı ve Kızıl Erik Destanı'ndan geliyor. Bu durum doğal olarak bütün bu hikayelerin uydurulmuş olabileceği ihtimalini akla getiriyor. Aslında tarihçiler de bu ihtimali göz önünde bulundurarak uzun bir süre Vikinglerin Vinland seyahatlerinin gerçek olmadığını düşündüler. Ta ki 1960 yılında Kuzey Amerika'nın batı kıyısında yer alan Newfoundland adasında Vikinglere ait izler bulununcaya dek. 1960 yılında Norveçli iki araştırmacının çabalarıyla Newfoundland'ın kuzey ucunda bir Viking yerleşimi ortaya çıkarıldı. Arkeologların daha sonraları bölgede yürüttüği kazı çalışmaları sonucunda Lanso Meadows adlı küçük bir köyün yakınlarında Vikinglere ait 7 uzun evin temeli bulundu. Evlerin temeli tıpkı Grönland ve İzlanda'dakiler gibi çimlerle kaplanmıştı. Yerleşimin çevresinde ise çeşitli atölyeler vardı. Bulunan materyallerin tamamı Viking işçiliğinin izlerini taşıyordu. Artık Vikinglerin Kristof Kolomb'tan tam 500 yıl önce Amerika'ya ulaştığı su götürmez bir gerçekti. O halde biz neden bugün hala Amerika'nın Kristof Kolomb tarafından keşfedildiğini iddia ediyoruz? Bu yanlış bir bilgi mi? Aslına bakarsanız değil. Biraz klişe bir ifade olacak belki ama Kolomb Amerika'nın ilk değil, son kaşifiydi. Vikingler gibi Kolomb'tan önce Amerika'ya ulaştığı düşünülen başka uygarlıklar da vardı. Ancak Kolomb öncesi keşiflerin hepsi zamanın azizliğine uğradı. İnsanoğlunun hafızasında kalıcı olarak yer etmedi. Yalnızca hikayelerde, destanlarda anlatıla geldi. Ve çoğu zaman unutuldu. Fakat Kolomb'un keşfi kalıcıydı.
O günden bu yana Atlas Okyanusu'nun ötesinde uzanan devasa bir kıta olduğu asla unutulmadı. Bu kıtada yeni yerleşim yerleri kuruldu ve bunların bir bölümü günümüze kadar hayatta kalmayı başardı. İşte bu yüzden bugün biz Amerika'nın kaşifi olarak Kristof Kolomb'u kabul ediyoruz. Ama bu durum Vikinglerin Vinland seyahatlerine gölge düşürmüyor. Aksine bu seyahatler bizlere Vikinglerin Kuzey Atlantik'teki adaları adeta bir sıçrama tahtası olarak kullanarak Kolomb'dan 500 yıl önce Amerika'ya ulaştıkları muazzam bir başarı hikayesi anlatıyor. Ellerindeki imkan ve teknolojinin 500 yıl sonrasına kıyasla ne kadar kısıtlı olduğu da düşünülünce bu başarıların değeri ve önemi daha da anlaşılır oluyor. ...15. yüzyılın sonlarıyla 16. yüzyılın başları keşifler çağının altın yıllarıydı. Portekizli, İspanyol ve İtalyan denizcilerin başını çektiği Avrupalı kaşifler bu yıllarda bilinen dünyanın ötesine yelken açmış ve okyanusların tehlikeli sularına meydan okuyarak çok sayıda deniz yolculuğu yapmışlardı. Bu, Avrupalı ülkelerin keşiflerden pay kapabilmek amacıyla adeta amansız bir yarışa giriştiği, okyanusun ötesinde uzanan verimli toprakların hızla kapışıldığı ve dünya haritasının her yıl tekrar tekrar çizildiği bir değişim çağıydı. Şimdi bu çağın neden ve nasıl başladığına kısaca bir göz atalım. Orta Çağ boyunca Batı dünyası için Doğu ülkeleriyle yapılan ticaret büyük bir öneme sahipti. 15. yüzyıla gelindiğinde özellikle Uzak Doğu'da yetişen muskat, tarçın, karanfil gibi baharatlar Avrupa ülkelerinde ağırlığınca altınla takas edilebiliyordu. Yani bunların ticaretini elinde bulunduran ülke muazzam bir zenginliğe sahip olacaktı. Ancak bir problem vardı. Uzak Doğu ile Akdeniz ülkeleri arasındaki bağlantıyı kara üzerinden sağlayan ipek ve baharat yollarını kullanarak bu malları Avrupa'ya getirmek oldukça zahmetliydi. Katır ve deve kervanlarının gidip geldiği bu yolların belli bölümlerinde belli tüccarlar faaliyet gösteriyordu. Mallar kentlerde ve satış noktalarında onlarca kez el değiştiriyor ve Uzak Doğu'dan çıktıktan aylar sonra Avrupa'ya ancak ulaşıyordu. Ayrıca 15. yüzyıldan itibaren bu yolların Osmanlı Devleti'nin hakimiyetine girmesiyle Avrupalı devletlerin Uzak Doğu ile olan ticari aktiviteleri sekteye uğramaya başlamıştı. Buna ek olarak denizcilik alanında yaşanan gelişmeler de artık okyanuslar üzerinde yapılacak uzak yolculukları mümkün kılan bir seviyeye ulaşmıştı. Böylece ünlü keşifler çağı başlamış oldu. Kristof Kolomb ve Vasco da Gama gibi ünlü kaşifler Avrupalı kralların destek ve teşvikleriyle dünyanın en ücra köşelerine tehlikelerle dolu yolculuklar yaptılar. Kısa süre içerisinde dünyanın düşünüldüğünden çok daha büyük olduğu ortaya çıktı. Atlas Okyanusu'nun ötesinde muazzam büyüklükte bir kıta uzanıyordu. Ve bu muazzam büyüklükteki yeni dünya yeni bir mücadele alanı oluşturdu. 1492 yılında Portekiz ve İspanya Tordesillas adlı bir anlaşma imzalayarak dünyayı kendi aralarında paylaştılar. Anlaşmaya göre çizginin batısında kalan bölgede keşfedilecek olan her yer İspanya'nın, doğusunda keşfedilecek olan bölgeler ise Portekiz'in olacaktı. 1518 yılına gelindiğinde bu anlaşmadan elde ettiği imtiyaz sayesinde Portekiz, Hint Okyanusu'ndan Baharat Adaları'na giden deniz yolunu kontrol altına almıştı. İspanya ise okyanus ötesindeki baharat ticaretini Portekizlilere bırakma niyetinde değildi. Yeni bir rota üzerinden Baharat Adaları'na ulaşmanın bir yolunu arıyorlardı. İşte tam da bu arayış esnasında 38 yaşındaki Portekizli bir denizci, Kutsal Roma İmparatoru ve İspanya Kralı Şarlken'e yeni bir öneri sundu. Denizcinin adı Fernão de Magalhães'di. İspanya adına çalışmaya başladıktan kısa bir süre sonra isminin İspanyolca karşılığı olan Fernando de Magallanes'i benimsedi. Bugün biz onu Fernando Magellan olarak tanıyoruz. Magellan, 1480 yılının Şubat ayında Portekiz'in Sabrosa kasabasında soylu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmişti. Erken yaşlarda kraliçenin uşağı olarak Portekiz sarayına girmiş, ilerleyen yıllarda ise Hint Okyanusu'na düzenlenen bazı seferlere katılarak yön bulma konusunda uzmanlaşmıştı. Magellan'ın İmparator Şarlken'e sunduğu öneri yeniydi. Ancak kökeni yıllar öncesine uzanan eski bir fikre dayanıyordu. Dünyanın yuvarlak olduğu 14. yüzyılda bilinen bir gerçekti. Yalnızca henüz kanıtlanmamıştı. Eğer bu teori gerçekse Avrupa'dan yola çıkan bir gemi sürekli olarak batıya doğru yolculuk ettiği takdirde er ya da geç doğuya ulaşacaktı.
Bu fikir bir yerlerden tanıdık geliyor değil mi? Magellan'ın önerisinden yaklaşık 25 yıl geriye gidersek aynı öneriyi İspanyollara başka bir adamın sunduğunu görürüz. Bu adam hikayesine daha aşina olduğumuz İtalyan kaşif Kristof Kolomb'du. Kolomb doğuya ulaşmak umuduyla batıya doğru yelken açmış ancak Baharat adalarına yapmayı planladığı yolculuk karşısına devasa bir kıtanın çıkmasıyla engellenmişti. Gerçi Kolomb Hindistan sandığı bu toprakların başka bir kıta olduğunu öğrenmeden ölecekti ama biz lafı uzatmadan konumuza geri dönelim. Çünkü bu başka bir videonun konusu. O dönemde Avrupalılar Amerika kıtasının doğusunda başka bir okyanus uzandığını biliyorlardı. Kaşif Vasco Nunez de Balboa 1513 yılında Panama kıstağına ayak basarak Pasifik Okyanusu'nu gören ilk kişi olmuştu. Ancak bilmedikleri şey bu okyanusa deniz yoluyla nasıl ulaşacaklarıydı. Bunu öğrenmenin tek bir yolu vardı. Kıtanın kuzeyine ya da güneyine doğru yolculuk ederek diğer tarafa açılan bir geçit aramak. Magellan'ın planı kabaca bu arayış üzerine kurulmuştu. Güney Amerika'nın etrafından dolaşıp bir geçit bulacak ve bu geçidi kullanarak okyanusa çıkacaktı. Magellan'ın önerisi Mart 1518'de İmparator Sharken tarafından kabul edildi. Emrine 5 gemiden oluşan bir filo verildi. Donanım açısından bunlar keşifler çağının en iyi teçhiz edilmiş gemileriydi. Magellan'ın amiral gemisi 100 tonluk Trinidad'tı. Diğer gemiler San Antonio, Concepcion, Victoria ve Santiago'nun ağırlıkları 120-75 ton arasında değişiyordu. Bizzat Sharken'in talebiyle Juan de Cartagena, seferin mali denetlemelerini kontrol etmek amacıyla genel müfettiş olarak atanmıştı. Nihayet Magellan'ın filosu 10 Ağustos 1519'da Sevilla'dan ayrıldı ve Guadalquivir nehrini takip ederek Atlas Okyanusu'na açıldı. 5 geminin toplam mürettebat sayısı 270 kişi civarındaydı. Fakat sefer tamamlandığında içlerinden büyük bir bölümü hayatta olmayacaktı. Seferin ilk durağı Atlantik açıklarındaki Kanarya Adaları'ydı. Magellan yaklaşık 2 gün burada duraklamış ve sefer boyunca mürettebatın ihtiyaç duyacağı temel gıda ürünlerini stoklamıştı. Bundan sonra gemiler Afrika kıtasının batı şeridini takip ederek güneye doğru inmeye başladı. Yolculuğun ilk evresi sakindi. Yine de Atlantik'i geçtikleri esnada ansızın patlak veren şiddetli bir fırtınayla boğuşmak zorunda kalmışlardı. En sonunda Kasım ayı ortasında yakaladıkları uygun rüzgarla yeni kıtanın güneyine doğru inmeye başlamış ve ayın sonlarına doğru günümüzde bir Brezilya yerleşkesi olan Rio de Janeiro'da karaya çıkmışlardı. Birkaç gün burada kalarak stoklarını yenilemiş ve sosyalleşme imkanı bulmuşlardı. Mürettebat yeniden karaya ayak basmış olmanın tadını çıkarıyor, ayrıca yerlilere demir çubuklar ve oyun kartları gibi basit objeler vererek karşılığında taze yemek alıyorlardı. Tekrar yola çıktıklarında artık Kasım ayı bitmek üzereydi. Bir geçit bulmak umuduyla güneye doğru ilerlemeye başladılar. Rio de la Plata körfezine ulaştıklarında nihayet aradıkları geçidi bulduklarını düşünmüş olsalar da çok geçmeden hayal kırıklığına uğrayarak geri dönmek zorunda kaldılar. Kıta boyunca uzanan birkaç körfezde aynı hayal kırıklığını yeniden yaşadılar. Önlerinde uzanan yeni dünya Magellan ve filosuna geçit vermiyordu. Sanki bu kıta parçası dünyanın sonuna dek devam ediyor gibiydi. Atlantik'in bilinmeyen bu karanlık sularında yolculuk yapmak nihayetinde mürettebatı rahatsız etmeye başlamıştı. Birçoğu bu yolculuğa çıktıkları için pişmandı. Günümüzde Arjantin kıyılarında yer alan Puerto San Julian civarına geldiklerinde Concepcion, San Antonio ve Victoria gemilerinin kaptanları Magellan'a karşı bir isyan başlattı. Magellan, mürettebat arasında bir süredir devam eden hoşnutsuzluğun farkındaydı ve bir isyan girişimiyle karşılaşabileceğini hesap etmişti. İsyan bayrağını çekenlere karşı soğukkanlı ancak acımasız bir tavır takındı. Magellan'a sadık olan bir grup adam karanlık çökünce filikalara binerek San Antonio ve Victoria'yı ele geçirdiler ve isyanın elebaşlarını idam ettiler. Tüm bu olanlara şahit olan Concepcion'un mürettebatı için ise boyun eğmekten ve teslim olmaktan başka bir seçenek kalmamıştı. 1520 yaz aylarında Magellan ve filosu Puerto San Julian'dan ayrılırken isyana dahil olan birkaç kişi de diğerlerine ibret olması için bu ıssız ve bilinmeyen topraklarda kaderlerine terk edildi. Gemiler güneye doğru yol aldıkça hava daha da sertleşiyordu. Bir keşif seferi esnasında Santiago sığ bir kayalığa çarpmış ve dalgalı denizde sürüklenerek adeta bir enkaza dönüşmüştü. Gemiler arasında irtibat o kadar zayıftı ki bu kazanın haberi Magellan'a ancak 4 ay sonra ulaştı.
Her ne kadar tayfaların bir bölümü sığındıkları bölgeden kurtarılsalar da Santiago gemisi kaybedilmişti. Mevcut karışıklığı fırsat bilen San Antonio'nun mürettebatı da kaptanlarını etkisiz hale getirerek memleketlerine doğru yelken açmışlardı. Yani 1520 Ekim ayına gelindiğinde Magellan'ın elinde artık yalnızca 3 gemi kalmıştı. Fakat tüm bu olumsuz koşullar birkaç gün içerisinde yerini büyük bir sevince bırakacaktı. Kötü hava hala devam ediyordu. Ama nihayet manzara değişmeye başlamıştı. Okyanus üzerinde boylu boyunca uzanan kara bulutlar bir anlığına aralandığında doğuya doğru açılan geniş bir geçitle karşılaştılar. Daha sonra burası Magellan Boğazı olarak adlandırılacaktı. Magellan'ın kendisi ise buradaki topraklara Tierra del Fuego yani ateş toprakları adını vermişti. Filo 21 Ekim 28 Kasım tarihleri arasında bu boğazı geçmek için birçok farklı alternatif yolu test etmek zorunda kaldı. Yüksek gelgitler, güçlü akıntılar ve deniz yosunlarıyla örtülü ölümcül sığlıklar sanki Filo'ya geçit vermemek için bir araya gelmiş gibiydi. İki okyanustan gelen fırtınalar burada birleşiyordu. Manzara, karla kaplı dağlar ve devasa buzullarla adeta nefes kesiyordu. Ancak denizcilerin hayal gücünü cezbeden şey, geceleri bu dağlardan yükselen ateşlerdi. Magellan'ın buraya ateş toprakları adını vermesinin sebebi de buydu. Mürettebat bu alevlerin kaynağının o bölgede yaşayan yerliler olduğunu düşünmüştü. Ancak büyük ihtimalle bunlar yıldırım düşmesi sonucu ortaya çıkan ufak çaplı yangınlardı. Burası dünyanın sonuydu. Buna rağmen yıldızların konumu Magellan'a doğru yolda olduğunu gösteriyordu. Bilmediği şey ise önünde uzanan okyanusun ne kadar büyük olduğuydu. Kasım ayının sonunda Filo nihayet geçidi ardında bırakarak okyanusa ulaşmayı başardı. İlk gördükleri anda su o kadar durgundu ki Magellan buraya sakin deniz anlamına gelen Mar Pacifico yani Pasifik Okyanusu adını verdi. Bir süre boyunca kıtanın kıyı şeridini takip ederek kuzeye doğru ilerlediler. 18 Aralık'ta bugünkü Santiago civarına geldiklerinde ise dümenlerini batıya doğru çevirerek okyanusun bilinmez sularına doğru yelken açtılar. Ancak bu yaptıkları büyük bir hataydı. Gemilerde yeterli yiyecek stoğu yoktu. Ellerinde deniz haritaları olmadığı için nereye gideceklerine dair bir şey bilmiyorlardı. Daha da kötüsü, okyanus düşündüklerinden çok daha büyüktü. Magellan'ın mürettebatında bulunan Antonia Pigafetta, ülkesine döndükten sonra yazdığı kitabında Pasifik'te geçen günleri şu şekilde kaleme almıştı. Tam 3 ay 20 gün boyunca hiç taze yiyecek olmadan yola devam ettik. Peksimet yiyorduk. Fakat bunlara musallat olan kurtlar en iyi yerleri yediğinden geriye kalanı artık toz demek daha doğru olurdu. Günler boyunca leş gibi kokan sapsarı suyu içtik. Sıçanların tanesi yarım dukadan satılıyordu. Adamlardan bazılarının üst ve alt dudaklarındaki diş etleri şiştiğinden bunlar artık hiçbir şekilde yemek yiyemiyor, bu nedenle de bir süre sonra ölüyorlardı. Amansız fırtınalar, açlık, susuzluk ve ölümle geçen 3,5 ayın ardından nihayet gemiler taze yiyecek depoladıkları Guam Adası'na ulaştı. Buradan ayrıldıktan yaklaşık bir hafta sonra Magellan ve adamları Filipinlere ulaşan ve burada karaya çıkan ilk Avrupalılar oldular. Bir sonraki durakları ise Cebu Adası'ydı. Burada yaşananlar yolculuğun kaderini kökten değiştirecekti. Seferin mimarı ve amirali olan Magellan yolun büyük ve zahmetli kısmını geride bırakmıştı. Ancak ne yazık ki bu yolculuğun tamamlandığını göremeyecekti. Burada dahil oldukları ufak bir çatışma Magellan'ın sonu oldu. Çok sayıda adamı da onunla aynı kaderi paylaşmıştı. Geriye kalanlar Cebu'yu terk ettiler ve ikinci kaptan Sebastian Delcano'nun idaresinde yollarına devam ederek Baharat Adaları'nı aramaya başladılar. Sadece iki gemiyi idare edecek kadar adam kalmıştı. Bu yüzden neredeyse harabeye dönmüş olan Concepcion'u ateşe vererek arkalarında bıraktılar. Endonezya dolaylarında birkaç gün daha dolandıktan sonra nihayet yerel rehberlerin de yardımıyla hedeflerine ulaşmayı başardılar. Burası Avrupalıların Baharat Adaları olarak adlandırdığı Maluku Adaları'ydı. Ellerinde ne var ne yoksa yerli halkla takas ederek yerine başta karanfil olmak üzere tonlarca baharat aldılar ve eve dönüş için gerekli olan yiyeceği depoladılar. Fakat bir sorun vardı. Trinidad su almaya başlamıştı ve uzun süreli bir yolculuğu kaldırması mümkün değildi. Bu yüzden tamirat için geride bırakıldı. Ancak kısa süre içerisinde Portekizliler tarafından ele geçirildi ve mürettebata esir edildi. Geriye kalan son gemi Victoria'ydı. 5 geminin içerisinde en küçük ve en hafif olanı. Delcano'nun idaresinde batıya doğru yelken açan gemi, kıyı şeridi Portekizlilerin kontrolünde olduğu için açık denizden yol almak zorundaydı.
Ümit Burnu'na ulaşmaları okyanusta patlak veren fırtınalar sebebiyle tam 9 hafta sürdü. Mürettebat yeniden açlıkla mücadele etmek zorunda kaldı ve Cape Verde adalarına ulaşıp taze erzak depolayıncaya kadar 21 kişi daha hayatını kaybetti. Nihayet 8 Eylül 1522'de İspanya'nın Sevilla limanına yanaştıklarında 270 kişilik mürettebattan yalnızca 31 kişi hayattaydı. Yıllar sonra Trinidad'ın İspanya'ya geri dönmesiyle bu sayı 35'e çıktı. Magellan'ın seferi yüzlerce hayata mal olmuştu. Ancak sonuçları muhteşemdi. Tarihte ilk defa dünyanın etrafı dolaşılmış ve gezegenin yuvarlak olduğu kesin olarak kanıtlanmıştı. Amerika ve Asya arasında devasa bir okyanus uzanıyordu ve dönemin haritacılarını hesap ettiğinden 7000 mil daha uzundu. Ayrıca bu seferle birlikte Avrupalılar şunu da görmüş oldular. Dünyanın çevresini karadan dolaşmak mümkün değildi. Bu yalnızca deniz yoluyla yapılabilirdi. Tarihçi Lawrence Bergen'in de ifade ettiği gibi Magellan'ın başarısı uzay yarışını kazanmanın Rönesans çağındaki karşılığıydı. XV yüzyıl değişimlerin yüzyılıydı. İtalya'da başlayan Rönesans hareketi, sanatsal ve düşünsel bir devrimi beraberinde getirmişti. Floransa, Milano, Pisa gibi İtalya'nın ünlü şehirlerinde gelişen fikirler hızlı bir şekilde tüm Avrupa'ya yayıldı. Bunların arasında tehlikeli olanlar da vardı ve bu fikirler her geçen gün daha şiddetli bir şekilde dillendiriliyordu. Gelecek yüzyılın ilk çeyreğinde başlayacak olan reform hareketinin kıvılcımı yavaş yavaş tutuşmaya başlamıştı. En sonunda tüm bu değişiklik çağının ortasında Avrupalı kaşiflerin öncülüğünde yapılan seyahatlerle dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir dönemin kapısı açıldı. Kısa süre içerisinde dünyanın eskisinden olduğundan çok daha büyük olduğu anlaşıldı ve bu yeni dünyada ele geçirilmeyi bekleyen pek çok toprak vardı. Kıta Avrupa'sındaki siyasi ve ekonomik kriz Avrupalı devletlerin deniz aşırı topraklara yönelmesine sebep oldu. Hollanda, Danimarka, İngiltere, İspanya, Fransa ve Portekiz gibi ülkeler, başta Amerika kıtası olmak üzere dünyanın pek çok yerinde koloni ve sömürgeler kurdular. Yeni dünya verimli topraklarla ve değerli madenlerle doluydu. Ancak bölgedeki kalkınmanın sağlanması ve üretimin arttırılması için Avrupa'dan gelen göçler yeterli değildi. Daha fazla insan gücüne ihtiyaç vardı. Başlangıçta yerli halklar köle işçi olarak kullanıldı. Fakat çalışma koşullarının ağırlığı ve Avrupalıların Amerika'ya getirdikleri hastalıklar yüzünden çok geçmeden büyük bir bölümü hayatını kaybetti. Sözleşmeli kölelik adı verilen sistem ise ihtiyacı karşılamak için yeterli değildi. En sonunda Avrupalı tüccarlar, insanlık tarihinin en eski uygulamalarından biri olan köleliğe başvurdular. Ve bu amaçla dümenlerini Afrika'nın batı kıyısında yer alan sahillere çevirdiler. Afrikalı köle ticaretine resmi olarak başlayan ilk ülke Portekiz'di. 1441 yılından itibaren Gana'da bulunan madenlerde kullanılmak üzere köle alım satımına başlamışlardı. 1500-1535 yılları arasında 10.000 civarında köle satışı gerçekleşmişti. Zamanla İspanyollar da köle ticaretine ilgi duymaya başladı. Ancak dünyayı Portekiz ve İspanya arasında ikiye bölen Tordesillas Anlaşması, Afrika kıyılarını Portekiz hakimiyetine verdiği için İspanyol tüccarlar bu alanda Portekizliler kadar aktif olamadı. Başlangıçta köleler İspanya'daki Sevilla'ya ya da Atlantik açıklarındaki Kanarya adalarına naklediliyorlardı. 1525'ten itibaren Afrika açıklarındaki São Tomé'ye, oradan da Karayipler'de yer alan Hispaniola adasına nakledilmeye başladılar. 1642 yılından itibaren Hollandalılar köle ticareti faaliyetlerini Afrika'nın diğer bölgelerine yaydılar. Bu yıllarda İngiltere'de özel şirketler aracılığıyla köle ticaretine başlamış durumdaydı. Özellikle Londra, Bristol ve Liverpool köle ticaretinde önemli rol oynayan limanlar haline geldiler.
1695-1807 yılları arasında köle ticareti yapmak amacıyla Afrika'ya sefer düzenleyen gemilerin 5300 tanesi Liverpool'dan, 3100 tanesi Londra'dan, 2200 ise Bristol'den hareket etmişti. Buna karşılık aynı yıllar içerisinde Avrupa'nın diğer limanlarından Afrika'ya gitmek için yola çıkan gemilerin sayısı yalnızca 450 idi. 1700'lerin başında Britanyalı köle tüccarlarının çoğu Londra ve Bristol'dendi. Ancak 1730'lardan itibaren bu alandaki hakimiyet Liverpool'lu tüccarların eline geçti ve 19. yüzyıl başlarına dek bu üstünlüklerini sürdürmeye devam ettiler. Öyle ki 1807 yılında köle ticareti yasaklandığında Liverpool bu ticarete karışmış limanların başını çekiyordu. Atlantik köle ticareti, tarihçilerin üç ayaklı sefer ya da köle ticareti üçgeni adını verdikleri üç ayrı aşamadan oluşuyordu. Birinci aşama, Avrupa'da işlenen bazı malların Afrika'ya ihraç edilmesini kapsıyordu. Bu aşamada Avrupa limanlarından kalkan gemiler, Afrika'nın batı kıyılarına silah, mühimmat, alkol, tekstil ürünleri ve tencere tava gibi işlenmiş mallar taşıyorlardı. Bunlar genellikle ikinci el pazarlardan toplanan düşük kaliteye sahip ürünlerdi. Ve bölgede köle ticaretini destekleyen Afrikalı krallara uygun fiyata satılıyor ya da köle ticaretinde kullanılıyorlardı. Avrupa'da yüklenen mamul malların elden çıkarılmasıyla köle ticareti üçgeninin ilk ayağı tamamlanmış olurdu. Bir sonraki aşama Afrika'dan temin edilen kölelerin gemilere yüklenerek Karayiplere ya da Amerika kıtasına taşındığı orta geçiş adı verilen ikinci aşamaydı. Yerel köle tüccarları genellikle istihdam ettikleri silahlı çeteler sayesinde iç bölgelerden siyahi köleler topluyorlardı. Ayrıca Afrikalı kabileler arasında yaşanan çatışmalar da köle ticaretini canlı tutan unsurlardan biriydi. Çatışmadan üstün çıkan kabile yenilgiye uğrayan tarafı esir alarak köle tüccarlarına satıyordu. Avrupa'dan kalkan gemilerin en sık uğradıkları köle pazarları, Güneybatı Afrika'da yer alan Senegal ve Angola arasındaki bölgeydi. 15. ve 19. yüzyıllar arasında başlıca köle ticareti merkezleri, Senegambia, Yukarı Gine, Windward Kıyısı, Altın Sahili, Benin Körfezi, Biafra Körfezi, Kongo ve Angola'ydı. Afrika sahillerinde satın alınan bir köle için tüccarlar genellikle 3-4 pound civarında ödeme yapıyorlardı. Buna karşılık kölelerin Amerika'daki satış fiyatı 25-30 pound arasında değişiyordu. Yolculuğun en karlı aşaması orta geçiş adı verilen bu aşamaydı. Ancak Avrupalı tüccarlar için bu yeterli değildi. Bu yüzden seferin üçüncü ayağında Amerika ile Karayipler'den Avrupa'ya şeker, rom, tütün, kereste ve pamuk taşınıyordu. Bu aşamada köle taşınması çok yaygın değildi. Ancak 18. yüzyılda İngiltere'de zenginlerin malikanelerinde en az bir siyahi köle bulundurmaları moda haline gelince gemiler seferin bu aşamasında tek tük de olsa köle taşımaya başlamışlardı. Amerika'dan ayrılan gemiler Avrupa limanlarına yanaştığında üç ayaklı seferde tamamlanmış olurdu. Atlantik aşırı köle ticareti büyük oranda orta geçiş adı verilen ikinci aşamada gerçekleşiyordu. Bu ticarete karışmış olan şirketlere ait gemiler boyut olarak büyük farklılıklar gösteriyordu. Köle ticaretinin yeni başladığı 15. yüzyıl dolaylarında Amerika kıtası ve Batı Hint adalarına mal taşıyan gemilerin kargo bölümlerinde köleler için 20-30 kişilik yerler ayrılıyordu. 17. yüzyıla gelindiğinde ise en büyük köle gemileri 400 köleyi taşıyacak kapasiteye ulaşmış durumdaydı. Ancak koşullar berbattı. Köleler gemilere bindirilmeden önce son bir kez beslenir ve ayaklarına zincir vurularak gemilere yüklenirlerdi. Kargo bölümünde her biri için ayrılmış olan alan yarım metrekareden daha azdı. Bu alanın ne kadar küçük olduğunu anlayabilmek için gece yatarken kullandığınız yastıkları gözünüzün önüne getirebilirsiniz. Bu yastıkların standart ölçüsü yarım metrekareden biraz daha küçüktür. İşte köleler bu alanda uyuyor, bu alanda yemek yiyor, seyahatin büyük bir kısmını da bu alanda geçiriyordu. Ayrıca kargo bölümünün yüksekliği de nadiren yarım metreyi aşan bir uzunluğa sahip olurdu.
Bu yüzden köleler yolculuğu uzanarak ya da çömelerek tamamlamak zorundaydı. Gün içerisinde doktorlar eşliğinde sıra sıra güverteye çıkarılarak gerekli gün ışığını almaları sağlanıyordu. Kölelere günde 2 öğün yemek verilir ve beslenmeleri kontrol edilirdi. Aç kalarak zayıflamaları ya da hastalanmaları istenmezdi. Orta geçiş, eğer hava koşulları uygunsa ortalama 45 gün civarında tamamlanıyordu. Ancak hava koşullarının kötü olması durumunda yolculuk 2 aydan daha uzun sürebiliyordu. Bu yüzden gemilerde erzak kısıtlaması uygulanıyor ve öğün sayısı ya da miktarı azaltılıyordu. Ancak dönem dönem daha kötü uygulamalara da rastlandığı oluyordu. 1781 yılında yiyecek ve su sıkıntısına düşen bir köle gemisi kaptanı 136 köleyi denize atarak bu sorunu çözmeye çalışmıştı. Kadın ve çocuk köleler erkeklerden ayrı bir bölümde taşınıyordu. Kadınlarla mürettebatın cinsel ilişkiye girmesi yasaktı. Ancak kayıtlar bu kuralın birçok kez ihlal edildiğini göstermektedir. Köleler götürüldükleri sömürgelerde, maden ve tarım alanlarında kullanılmaktaydı. Bunun yanı sıra ev işlerinden bina yapımına, denizcilikten hamallığa kadar pek çok alanda köle emeğinden faydalanılıyordu. Köle ticaretini yaygın olarak yapan ülkeler arasında İngiltere, İspanya, Portekiz, Fransa, Hollanda, Danimarka ve İsveç'i saymak mümkün. Bu ülkelerin Afrika'dan taşıdıkları kölelerin %40'ı Karayipler'de, %38'i Brezilya'da, %17'si İspanyol Amerika'sında ve %6'sı Kuzey Amerika'da istihdam edilmişti. Afrika kıyılarından Amerika'daki plantasyonlara getirilen kölelerin sayısı her geçen yıl artıyordu. 1580 yılından önce Afrika'dan sömürgelere getirilen köle sayısı yaklaşık 68 bin civarındaydı. 1580-1640 yılları arasında bu sayı 607 bin, 1640-1700 arasında ise 829 bine ulaşmıştı. 1700-1760 yılları arasında ise Afrika'dan Amerika'ya getirilen köle sayısı 2 milyon 846 bini bulmuş durumdaydı. Afrika köle ticareti sırasında toplamda 11 milyon 700 bin civarında Afrikalı ülkelerinden koparılarak zorla gemilere bindirilmişti. Bunların içerisinden yaklaşık 9 milyon 700 bini Atlantik'in öte yakasına ulaşmayı başarabildi. Geri kalan 2 milyon kişi yaklaşık 300 yıl boyunca devam eden bu açgözlülük seyahatlerinin kurbanı oldu. İsimleri ve hikayeleri denize atılan cansız bedenleri gibi Atlantik Okyanusu'nun derin sularında kayboldu. Avrupalılar genel olarak Amerika ve Afrika'daki koşullardan haberdar değillerdi. Özellikle İngiltere'deki malikanelerde istihdam edilen kölelere oldukça iyi davranılıyordu. Edward Colston ve Foster Cunliffe gibi köle tüccarları ülkelerinde hayırsever vatandaşlar olarak biliniyor, öldüklerinde arkalarından dikilen heykellerin altındaki kaidelere hayatları boyunca yaptıkları hayırseverlik hikayeleri kazınıyordu. Ancak halkın gerçeği öğrenmesi pek uzun sürmedi. İngiltere'de 1770'lerden itibaren köleliğin kaldırılması için çeşitli kampanyalar başlatıldı. Britanya'daki kölelik karşıtı propaganda büyük oranda Thomas Clarkson ve William Wilberforce tarafından yürütülüyordu. Ahlaki, dini ve insani argümanlar gittikçe daha fazla destekçi buldu. Ve en nihayetinde köle ticareti 1807 yılında İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nde, 1814'te Hollanda'da, 1815 yılında Fransa'da, 1820'de İspanya'da ve sonraki yıllarda ise diğer Avrupa ülkelerinde birer birer yasaklandı. Ancak bu yasaklar kölelerin satışlarını kapsıyordu. Yasaklanan köle ticaretiydi. Kölelik değil. Ve sömürgelerdeki plantasyonlarda çalıştırılan kölelerin özgürlüklerini kazanması çok uzun yıllar alacaktı. Tüm bunlara karşın köleliğin kaldırılmasını yalnızca radikal kölelik karşıtı hareketlerle açıklamak mümkün değildir. Atlantik köle ticareti, Batı Hint adalarında ya da Amerika kıtasında yer alan plantasyonlarda ve madenlerde çalışacak insan gücünü karşılamak amacıyla başlatılmıştı. Sona ermesinde ya da büyük oranda azalmasındaki temel faktör, İnsan gücüne duyulan bu ihtiyacın artık ortadan kalkmış olmasıydı. Sanayi devrimi Avrupalı tüccarlar ve burjuva sınıfı için yeni olanaklar, yeni fırsatlar sağladı.
1790 yılında Eli Whitney, çekirdeği pamuk tiftiğinden ayıran bir alet olan çırçır makinesini icat etti. Bu makine, bir plantasyon kölesinin bir günde ürettiğinden 50 kat daha fazla pamuk üretiyordu. Plantasyonlardaki kölelerin yerini zamanla bu tarz yeni icatlar ve buluşlar aldı. Yani köleliğin kaldırılmasındaki asıl etken, dini, ahlaki ya da insani olmaktan ziyade ekonomik ve pratikti. İnsanlık tarihi boyunca kölelik pek çok medeniyet tarafından kabul edilmiş ve uygulanmıştı. Bu medeniyetlerden bazıları ağır şartlarda köleliğe hukuki olarak müsaade ederken, diğer bir kısmı ise kölelik kanunlarını iyileştirmeye çalışarak sistemin devamlılığını sağlamıştı. Ancak Atlantik köle ticareti tarih boyunca görülen kölelik türlerinden çok daha ağır, çok daha acımasızdı. Okyanus ötesine sefer düzenleyen gemiler arkalarında milyonlarca ceset bırakmış ve yine milyonlarcasını kötü koşullarda ömürlerini tüketmek üzere yeni dünyadaki plantasyonlara taşımışlardı. Bu ümitsizlik ve açgözlülük seyahatleri tam 300 yıl boyunca devam etti. 18. ve 19. yüzyılda yaşanan gelişmeler ve kölelik karşıtı hareketler sayesinde bu utanç çağı en nihayetinde kapandı. Ancak izleri insanoğlunun tarihinde sonsuza dek görülmeye devam edecek. Bu izlerden gereken dersi çıkarıp çıkarmamak ise bize kalmış. Bu gördüğünüz geminin adı HMS Beagle. İngiliz Kraliyet Donanması'na ait bir keşif gemisi. Yalnızca 27 metre uzunluğunda. Boyut olarak pek büyük olduğunu söyleyemeyiz. Buna karşılık dönemin en ileri keşif teknolojisiyle donatılmış durumda. Bir alanı deniz kronometrelerini kullanarak hatasız bir şekilde analiz edebiliyor. Hatta Beagle bunu yapabilen ilk gemi. Ancak bunların hepsi sıkıcı detaylar. Beagle'ı bizim için özel kılan şey aslında yolcularından biri. Deniz tutmasından dolayı yaşadığı mide bulantısına aldırış etmeden, kamerasında geç saatlere kadar çalışmalarına devam eden bir adam. Genç Charles Darwin, Beagle'ın doğa bilimcisi. Darwin'in Beagle'la çıktığı yolculuk, ileride yayınlayacağı çalışmalarında ve evrim teorisini geliştirmesinde büyük paya sahip olacak. Ama öncelikle onu Beagle'ın doğa bilimcisi olmaya götüren süreç nasıl işlemiş, buna bir göz atalım. Darwin, 12 Şubat 1809'da Birleşik Krallığın Shropshire bölgesine bağlı Shrewsbury kasabasında dünyaya geldi. Doğaya olan merakı henüz küçük bir çocukken bu kasabada başlamıştı. Özellikle böceklere, vahşi yaşama ve bitkilere karşı müthiş bir ilgi duyuyordu. Ancak kariyer planlaması pek düşündüğü gibi gitmedi. 16 yaşına geldiğinde tıp okuması için babası tarafından zorla Edinburgh Üniversitesi'ne gönderildi. Saatler süren anatomi dersleri o kadar sıkıcı geliyordu ki en sonunda genç adam okulu asmaya ve öğrencilerin bilimsel teorileri tartıştığı bir kulübe katılmaya başladı. Deniz biyolojisi ve jeolojisi okuyan arkadaşlarıyla birlikte keşif gezilerine çıktı. John Edmund Stone adlı eski bir köleden hayvanları uzun süre muhafaza etmek amacıyla nasıl mumyalayabileceğini, yani tahnikçiliği öğrendi. Ancak babası, Darwin'in derslerini astığını haber alınca onu Edinburgh'tan alarak Cambridge'e getirdi ve en azından bir papaz olarak kariyer yapması için üniversiteye bağlı Christ College'a yazdırdı. Fakat babasının Darwin'i doğaya karşı duyduğu ilgiden vazgeçirme planı yine ters tepti. Genç adam bu kez Cambridge'in doğa bilimcileri topluluğuna katıldı. Büyük bir heyecanla çalışmalarına devam etti ve burada da kendisi gibi doğa bilimine ilgi duyan yeni arkadaşlar edindi. Merakı, heyecanı, azmi ve gözlem yeteneği hem arkadaşlarını hem de öğretmenlerini fazlasıyla etkiliyordu. 1831 yılında derece elde ederek Cambridge'den mezun oldu. Bundan sonraki kariyer basamağında ondan beklenen şey, bir papaz evine girip hem teoloji hem de doğa bilimi alanındaki çalışmalarını devam ettirmesiydi. Ancak tam da bu anda beklenmedik tesadüflerin ortaya çıkardığı bir gelişme yaşandı. Birkaç ay içinde Güney Amerika kıyılarını detaylı bir şekilde haritalamak amacıyla İngiltere'den ayrılacak olan HMS Beagle adlı gemiye bir doğa bilimcisi aranıyordu. Geminin kaptanı Robert Fitzroy, bu görev için öncelikle Hennins ve Jenslow adında iki doğa bilimciyle görüşmüştü.
Fakat ikisi de Fitzroy'un teklifini geri çevirdi. Bunun yerine kaptana Cambridge'den yeni mezun olmuş, meraklı, çalışkan ve gözlem yeteneği yüksek bir doğa bilimci tavsiye etmişlerdi. Bu genç adamın adı Charles Darwin'di. Böylece Darwin, belki biraz da tesadüflerin yardımıyla Beagle'ın doğa bilimcisi oldu. Yolculuk 27 Aralık 1831'de başladı. İlk günler Darwin için oldukça zordu. Deniz tutmasından kaynaklanan mide bulantısı birkaç hafta boyunca devam etti. Kaptan ve mürettebatla arası iyiydi. Buna karşılık gemideki rutin hayat genç doğa bilimciye fazlasıyla sıkıcı geliyordu. Güvertede hava aldığı ve sosyalleştiği molaları saymazsak, zamanının büyük bir bölümünü mum ışıklarının aydınlattığı kamerasında çalışarak geçiriyordu. Beagle'ın İngiltere'den ayrıldıktan sonra ilk durağı Yeşilburun adalarındaki St. Jago oldu. Darwin burada hayatında ilk kez doğal ortamı içerisinde tropikal bitki örtüsünü inceleme fırsatı bulmuş ve yine ilk kez bir ahtapotla karşılaşmıştı. Örnekler toplayıp sınıflandırdığı kapsamlı ve zahmetli çalışmalarının başladığı yer işte bu adaydı. Gözlemlerini küçük not defterlerine yazıyor, İngiltere'ye döndüğünde detaylı bir şekilde incelemek amacıyla numuneler topluyordu. Bu yolculuk esnasında topladığı numuneler, ilerleyen yıllarda evrim teorisini geliştirmesinde önemli bir rol oynayacaktı. Beagle, St. Jago'dan ayrıldıktan birkaç hafta sonra Ekvator'u geçti. Ve 1832 yılının Nisan ayı başlarında Rio de Janeiro yakınlarındaki Botafogo Körfezi'ne ulaştı. Darwin uzun geçen Atlantik yolculuğunun ardından yeniden karaya ayak basmış olmanın mutluluğunu yaşıyordu. Burada geçirdikleri süre boyunca bölgedeki Corcovado dağlarını gezmiş, çok sayıda örümcek ve yaban arısından oluşan etkileyici bir koleksiyon oluşturmuştu. Tayfaların onunla belki bir şey buluruz da geri döndüğümüzde satarız umuduyla kazılara katılması genç doğa bilimcinin işini fazlasıyla kolaylaştırmıştı. Beagle'ın bir sonraki durağı Arjantin'di. 1833 yılında Arjantin, keşif gezileri yapmak için fazlasıyla tehlikeli bir yerdi. Hükümet ve yerli isyancılar arasında patlak veren iç savaş bir süredir devam ediyordu. Ancak Darwin sempatisi ve sıcakkanlılığı sayesinde yerlilere karşı mücadele eden General Rosas'a kendini sevdirmeyi başarmıştı. Rosas'ın adamları keşif gezilerinde Darwin'e eşlik etmeye başladı. Tehlikeli ormanların derinliklerine doğru yaptıkları yolculuklar genç doğa bilimcinin kalbini ağzına getiriyordu. Fakat topladığı fosiller düşünülünce tüm bunlara değerdi. Darwin burada soyu tükenmiş bir tembel hayvan türü olan Megatherium'a ait çok sayıda fosil bulmuştu. Bunların bir kısmı garip bir şekilde armadillolar gibi kabukluydu. Darwin'in bu fosillerin iki canlı arasındaki bir ara forma ait olduğunu anlaması pek uzun sürmedi. Her ne kadar o an için fark etmemiş olsa da Darwin'in bunu kavradığı an tarihi bir andı. Türler birbirinden miras alarak dönüşüyor, evrim geçiriyordu. Ve bu kesinlikle tüm bilim dünyasını sarsacak bir gelişmeydi. Darwin'i evrim meselesinde etkili olan ana faktör genetik mi yoksa çevre mi sorusunu sormaya iten yalnızca jeoloji ya da doğa tarihi değildi. Tierra del Fuego'ya ulaştıklarında tuhaf bir olay yaşamışlardı. Beagle'ın 3 yıl önce gerçekleştirdiği bir başka keşif seferinde Kaptan Fitzroy, 3 Fuego'luyu esir almış ve onları yanında İngiltere'ye götürmüştü. Fitzroy dindar bir adamdı. Onlara Hristiyanlığın esaslarını ve nasıl ibadet edeceklerini öğretmiş, ayrıca İngilizce eğitim vermişti. 3 yıl sonra Beagle yeniden Tierra del Fuego'ya yanaştığında, Fitzroy bu 3 adama ailelerinin yanına dönmeleri için izin verdi. Yıllar sonra gerçekleşen bu buluşma pek umulduğu gibi geçmedi. Eski arkadaşlarının yeni görüntüleri Fuegolları rahatsız etmişti. Aynı şekilde birkaç yılını İngiltere'de geçiren 3 kişi de buradaki ilkel yaşama ayak uydurma konusunda sorun yaşıyorlardı. Öyle ki en sonunda içlerinden biri limana geri gelerek kendisini gemiye alması için Kaptan Fitzroy'a yalvarmıştı. Bu yaşananlar Darwin'in son derece ilgisini çekmişti. Fuego'da gördükleri sayesinde sosyal çevrenin insan üzerinde nasıl büyük bir değişiklik yarattığını birebir gözlemleme fırsatı bulmuştu. Ayrıca bu değişim 3 yıl gibi nispeten kısa sayılacak bir süre içinde gerçekleşmişti. Kafasında yavaş yavaş şekillenmeye başlayan teori her geçen gün daha da somut bir hal alıyordu. Tierra del Fuego'da yaşananlar, Darwin'in canlıların içinde bulunduğu çevreye adaptasyon sağlamak amacıyla değişim geçirdiği düşüncesini sosyal açıdan da destekliyordu.
Tüm bunlara, bu kadar gözleme ve keşfe rağmen eğer Beagle, Ekvador açıklarındaki Galapagos adalarına uğramasaydı, Darwin yeni teorisindeki taşların yerli yerine oturduğunu, belki de ömrünün sonuna dek göremeyecekti. Galapagos adaları volkanik yapıya sahiptir ve jeolojik açıdan çok hızlı değişir. Adalardaki canlı türleri aralarındaki kısa mesafeye rağmen muazzam bir çeşitlilik gösterir. Yani Darwin buraya ayak bastığında aslında dünya üzerinde olabileceği en doğru yerdeydi. İlk dikkatini çeken şey ispinozlar, dev kara kaplumbağaları ve iguanalardı. Adalardan örnek olarak topladığı ispinoz türlerinin her birinin yaşadığı adaya özgü özelliklere sahip olduğunu fark etti. Uçabiliyorlardı. Ancak komşu adalara çok nadiren geçiyorlardı. Adalardaki yiyecekler farklıydı. Bu nedenle hayatta kalabilmek için bazılarının daha güçlü, bazılarının daha uzun, bazılarının ise daha kısa gagalara sahip olması gerekiyordu. Aynı şey kaplumbağalar için de geçerliydi. Bazı adalardaki kaplumbağalar yiyeceklere ulaşabilmek için boyunlarını daha fazla yukarı kaldırmak zorundaydı. Diğerlerinin ise yiyecek bulabilmek için yüksek bir yere ulaşmasına gerek yoktu. Bu durum kaplumbağaların bir kısmının uzun, bir kısmının ise kısa boyunlu olmasını açıklıyordu. Tüm bunları gözlemlemek Darwin'e tek bir atadan gelen farklı türlerin zamanla çevrelerine uyum sağlayarak değiştiğini göstermişti. Dünya üzerindeki yaşamın çeşitliliği ancak çevrenin canlıları evrim geçirmeye zorlamasıyla açıklanabilirdi. Küçük çaplı değişiklikler eğer faydalıysalar daha sonraki nesillere aktarılıyordu. Çevrelerine en iyi uyum sağlayan canlıların yaşama olasılıkları diğerlerine oranla kesinlikle çok daha yüksekti. Darwin hangi taşın altına baksa, hangi türü incelese, dünyanın neresine gitse hep aynı sonuca varmıştı. Doğal seçilim her yerdeydi. Beagle yaklaşık 35 gün Galapagos adalarında kaldıktan sonra 1835 yılının Ekim ayının sonlarına doğru buradan ayrıldı. Darwin geri dönüş yolu boyunca Avustralya'da hayatında ilk kez kanguru görmek gibi şaşırtıcı olaylar yaşasa da genel olarak kendini çalışmalarını gözden geçirmeye ve geliştirmeye verdi. Aklında olan şey doğal seçilim teorisini topladığı verileri göz önünde bulundurarak bütün türlere uyarlamaktı. Bu meselenin hikayesi böceklerde, fosillerde, deniz canlılarında, sürüngenlerde ve memelilerde saklıydı. Ve Darwin'in bu hikayenin peşini bırakmaya hiç mi hiç niyeti yoktu. Beagle, 5 yıl süren uzun yolculuğun ardından 2 Ekim 1836'da İngiltere'nin Falmouth limanına yanaştığında Darwin'in elinde evrim teorisini geliştirmeye yarayacak pek çok veri vardı. Bundan sonraki süreçte kendini çalışmalarına adadı. Yıllarca fikirlerini geliştirip durdu ve teorisini destekleyecek kanıtlar toplamaya devam etti. 1839 yılında Beagle'da tuttuğu günlüklerini ve araştırmalarını yayınladı. Artık Darwin, bilim dünyasında ünlü ve saygın bir adam haline gelmişti. Ancak hikayenin bundan sonraki kısmı başka bir videonun konusu. Gelecek hafta görüşmek üzere. ...1253 yılı ilkbaharında Nicolo ve Matteo Polo adlı iki kardeş bir gemi dolusu malla Venedik'ten ayrılarak ticaret yapmak amacıyla dönemin en zengin kentlerinden birine, Konstantinopolis'e geldiler. Amaçları, ellerindeki malları değerli eşyalar ve mücevherlerle takas etmek ve zengin birer adam olarak ülkelerine geri dönmekti. Ancak işleri düşündüklerinden daha iyi gitti. Nicolo ve Matteo'nun Doğu Roma İmparatorluğu'nun kalbindeki ticari aktiviteleri 6 yıl boyunca devam etti. Fakat bu yalnızca bir başlangıçtı. 6 yılın ardından yelkenlerini bu kez kuzeye, doğunun başka bir zengin limanına, Kırım'a çevirmişlerdi. Amaçları Konstantinopolis'te kazandıkları değerli eşyaları Avrupa'da oldukça ilgi gören Baltık amberi, Rus buğdayı ve salamura balık gibi ürünlerle takas etmekti. Ancak yeni yolculuklar yeni fırsatlar doğuruyor, yeni fırsatlarsa ardı arkası kesilmeyen karlı girişimlere ön ayak oluyordu. Başka bir yolculuk onları Altın Orda Devleti'nin başkenti Saray'a ulaştırdı. Kardeşlerin buradaki ticari aktiviteleri onları daha da zenginleştirdi. Yolculuğun bundan sonraki aşaması ise kelimenin tam anlamıyla beklenmedikti.
Bu yıllarda Cenevizlilerin bazı Venedik kolonilerini ele geçirmesi onları doğuya doğru hareket etmeye zorlamış ve kardeşler en sonunda kendilerini Moğol İmparatorluğuna bağlı devletler arasında çıkan bir savaşın ortasında Buhara kentinde mahsur kalmış bir şekilde bulmuşlardı. Burada zorluklarla geçen 3 yılın ardından Moğol hanının elçilerine katılarak yollarına devam etmiş ve dünyanın öbür ucuna Kubilay Han'ın Şangdu'daki görkemli sarayına uzanan dillere destan bir yolculuk yapmışlardı. Bununla birlikte yolculuklarının önemi her geçen gün artıyordu. Bu basit bir ticaret yolculuğundan çok daha fazlasıydı. Bu yolculuk artık tarihi bir misyona dönüşmüştü. Polo kardeşlerin Kubila ile tanışmaları Doğu ile Batı dünyası arasında yeni bir köprünün inşasını temsil ediyordu. Büyük Moğol Hanı'nın Batı'ya duyduğu ilgi, Nicolo ve Matteo'nun Doğu'ya duyduğu ilgiden daha az değildi. Ayrıca bu yıllarda Kubilay, yerel dinlerin etkisini dengelemek isteyen bir dizi düzenleme üzerinde çalışıyordu. Bu sebeple Polo kardeşlerden ülkelerine dönmelerini ve yanlarında Hristiyanlık konusunda bilgi sahibi olan rahipler alarak geri gelmelerini istedi. Ayrıca Katolik Kilisesi'nin lideri olan Papa'ya teslim edilmek üzere kardeşlere bir de mektup vermişti. Böylece yıllar süren macera dolu bir yolculuğun ardından Nicolo ve Matteo bizzat Moğol Hanı'nın sağladığı belgeler sayesinde güvenli bir şekilde evlerine dönmeyi başarabilmişlerdi. Kardeşler Venedik'e geri döndüklerinde ayrılmalarının üzerinden tam 16 yıl geçmişti. Şehir eskisi gibi görünse de aslında pek çok şey değişmişti. Nicolo'nun ardında bıraktığı karısı ölmüş, evden ayrıldıktan bir süre sonra dünyaya gelen oğlu ise 15 yaşında genç bir adama dönüşmüştü. İşte bu genç adamın adı Marco'ydu. Nicolo Polo'nun oğlu Marco Polo. Babası Doğu'nun sıra dışı dünyasına büyüleyici bir yolculuk yapmıştı. Bu yıllar süren macera dolu bir yolculuktu. Ancak şimdi Nicolo yeni bir yolculuğa çıkmaya hazırlanıyordu. Bu kez oğlu Marco'yu da yanında götürecekti. Ve bu yolculuk bir öncekini dahi gölgede bırakacak destansı bir yolculuk olacaktı. Nicolo ve Matteo Venedik'e döndükten sonraki 2 yılı burada geçirdiler. Kubilay Han'ın kendilerine verdiği mektubu Papa'ya teslim etmeleri gerekiyordu. Ancak geri döndükleri tarihte Roma'da resmi olarak bir papa bulunmuyordu. 1268-1271 yılları arasında gerçekleşen Katolik Kilisesi tarihinin en uzun süren papalık seçimine denk gelmişlerdi. Bu nedenle Tedaldo Visconti'nin papa seçildiği 1271 yılına kadar kardeşler Venedik'te kalmak zorunda kalmıştı. Papa'nın seçilmesinin ardından mektubu ona vererek görevlerini tamamlamış, aynı yıl içerisinde uzun soluklu yeni bir yolculuk için hazırlıklara başlamışlardı. Bu kez kendilerine artık 17 yaşına basmış olan Marco ve Kubilay Han'a Hristiyanlık hakkında bilgi vermek amacıyla bizzat Papa tarafından görevlendirilmiş 2 Dominiken rahip eşlik edecekti. 13. yüzyılda yapılan deniz yolculukları karadan yapılan yolculuklardan çok daha güvenliydi. Akdeniz sert fırtınaları ve engin bilinmezliğiyle adeta tehdit saçıyordu. Buna karşılık karadan yapılan yolculuklarda ölüm ve soyulma olasılığı çok daha yüksekti. Ayrıca deniz yolculuğu hız demekti. Karadan aylarca süren mesafeler deniz yoluyla birkaç haftada aşılabiliyordu. Bu sebeple Pololar yolculuğun ilk aşamasında deniz yolunu tercih ettiler. Eylül ayında uygun rüzgar ve elverişli hava koşullarıyla Venedik'ten ayrılan gemi birkaç hafta içinde Suriye sahillerine ulaştı. Deniz yolculuğu sakindi. Ancak karaya çıktıkları ilk andan itibaren kendilerini savaşın ve tehlikenin hüküm sürdüğü yeni bir dünyada buldular. Kubilay Han'ın sarayına ulaşmak için öncelikle önlerinde uzanan devasa Asya kıtasını kat etmeleri gerekiyordu. Ancak bu yıllarda Asya savaş, ateş, yıkım ve ölümle çevriliydi. Müslümanlar Haçlılarla Moğol İmparatorluğuna bağlı bazı devletler ise birbirleriyle savaşıyorlardı. Ellerinde geçiş izni için belgeler vardı. Ancak bunların hayatlarını koruyacağına dair bir garanti yoktu. Kara yolculuğu Pololarla birlikte seyahat eden keşişleri fazlasıyla korkutmuştu. Kısa süre içerisinde hayatlarından endişe etmeye başlamış ve en sonunda ekipten ayrılarak Avrupa'ya geri dönmüşlerdi. Pololar'ın yolculuğun bu ilk aşamasında izledikleri yol belirsizdir.
Bunun sebebi seyahatnamesini Venedik'e döndükten sonra bir hapishane hücresinde Pissalı Rusticello adındaki bir adama yazdıran Marco Polo'nun yolculuğun bu bölümünde yaşananları hayal meyal hatırlıyor olmasıydı. Buna göre Polo'lar Akka'da ya da Antakya yakınlarındaki Ayas limanında karaya ayak basmış gibi görünüyor. Bundan sonra Kudüs, Tebriz, Bağdat, Kirman gibi şehirlerin adının geçtiği farklı el yazmaları mevcut. Yani farklı kayıtlar, farklı rotalar veriyor. Ancak ne olursa olsun tüm bu alternatif rotalar en nihayetinde tek bir yere, Hint Okyanusu'na açılan tarihi Hürmüz Limanı'na ulaşıyor. Hürmüz o yıllarda büyük bir liman kentiydi. Ticari olarak oldukça hareketliydi. Bunun yanı sıra sıcak esen rüzgar kenti adeta cehenneme çeviriyordu. Polo'lar buradan yelken açıp Hindistan'a ulaşmayı umuyorlardı. Ancak Hürmüz Limanı'na geldiklerinde burada inşa edilen gemilerin Hint Okyanusu'nu aşmak için fazla kötü olduğunu fark ettiler. Marco Polo bu gemilerle ilgili şunları söyler. Sefil işler, sadece Hint cevizinin kabuğundan yapılmış sicimle birbirine dikilmişler. Bundan sonra geriye döndüler ve İran üzerinden Kuzeydoğu'ya yöneldiler. Marco Polo o yıllarda Orta Doğu'da aktif olarak faaliyet yürüten Hasan Sabbah ve Haşhaşiler hakkındaki bilgilerinin büyük bir bölümünü yolculuğun bu aşamasında dinlediği efsanevi hikayelerden öğrenmişti. Buna göre Haşhaşilerin hüküm sürdüğü Alamut Kalesi'nde gizemli bir cennet bahçesi vardı. Burada devasa ağaçların altında uzanan geniş kollarından bal, süt ve su akan muhteşem nehirler ve şelaleler vardı. Dünyanın en güzel kadınları burada dans edip şarkı söylüyor, genç fedailerin her isteklerini yerine getiriyorlardı. Marco Polo'ya göre fedailerin gözlerini dahi kırpmadan ölüme atlamalarının sebebi işte bu bahçeydi. Ve bu bahçeye giden yol yalnızca Hasan Sabbah'ın emirlerine itaat etmekten geçiyordu. Günümüzde yürütülen arkeolojik çalışmalar Alamut Kalesi'nde böyle bir bahçenin var olmadığını gösteriyor. Ayrıca Polo'ların izlediği güzergahın Alamut'un bulunduğu Elburz Dağları'ndan 700 kilometre uzakta olduğu ve kalenin onların yolculuğundan yıllar önce Moğol Hanı Hülagü tarafından yerle bir edildiği düşünülürse bu hikayelerin neredeyse tamamının kulaktan dolma ve güvenilmez olduğu anlaşılıyor. Yolculuğun bundan sonraki aşamasında kafile Afganistan topraklarına girdi. Marco Polo'yu pek çok açıdan büyüleyen Herat ve Belç şehirlerine geçtiler. Ancak Bedahşan'a vardıklarında beklenmedik bir şey oldu. Marco Polo ağır bir hastalığa yakalandı ve neredeyse bir yıl boyunca bu hastalığı atlatamadı. Bu süre boyunca Polo'lar ipek ve yakut ticaretinde oldukça önemli bir yere sahip olan bu şehirde kaldılar. Nihayet bir yılın sonuna doğru Marco seyahat edebilecek kadar iyileşince yeniden yola koyuldular. Yolculuğun bundan sonraki kısmı çok daha zorlu ve tehlikeliydi. Afganistan'dan Çin'e doğru uzanan Darvahan koridoruna girdiler. Pamir dağlarında bazıları 6000 metreye ulaşan sarp geçitlerden geçtiler. Önlerindeki yol buzdan köprüler, keskin kayalıklar ve dondurucu soğukla kuşatılmıştı. Burada hava o kadar soğuktu ki Marco bu dağlarda tek bir kuş dahi uçmadığını söyler. Ancak temiz havanın bazı rahatsızlıklarına iyi gelmesinden dolayı olumsuz diğer koşullardan pek de şikayetçi değildir. Günler geçtikçe arazi alçaldı ve kafile en sonunda Vahan Vadisi'ne ulaşmayı başardı. Bundan sonra yaklaşık 5000 kişiden oluşan bir kervana katılarak Uygur Türklerinin bölgesinde yer alan Kaşgar'a vardılar. Polo'lar buz ve soğuğu arkalarında bırakmışlardı. Ancak şimdi önlerinde kum ve ateş vardı. Kaşgar'ın doğusunda tarım havzasına doğru giden yol, Taklamakan, Lopnur, Gobi ve Kumdağ çöllerinin bulunduğu devasa bir sahra üzerinden geçiyor. Burası sonsuz genişlikte çorak bir arazi. Kumun üstünde bitmiş deve dikenlerinden başka tek bir bitkiye rastlamak mümkün değil. Her yer ufka dek uzanan kum tepecikleriyle dolu. Marco yolculuğun bu bölümünü anlatırken abartılı olarak kumların içinden onlara seslenen ruhlardan ve onları ölüme çağıran şeytani varlıklardan bahseder. Hava her geçen gün daha da ısınmaya başlamıştır ve sıcaklar hayallerin çoğalmasına sebep olur. Ölüm sanki yanlarında onlarla yolculuk ediyor gibidir. Tüm bu olumsuzluklara rağmen Polo'lar çölü aşmayı başarır ve nihayet 1275 baharında Çin Seddi'nin batı ucuna ulaşırlar.
O sırada Moğollar Çin içlerine doğru seyahat eden Poloların varlığından haberdar olmuşlardı. Çok geçmeden Kubilay Han'ın ulakları onlara katıldı. Yolculuğun bu bölümünde hep birlikte Çin'in kuzeyini boydan boya kat ettiler. Ve nihayet Venedik'ten ayrıldıktan yaklaşık 4 yıl sonra Kubilay Han'ın yazlık başkenti Shangdu'ya ulaşmayı başardılar. En sonunda Poloların yolculuğu sona ermişti. Ancak Marco için bu yeni yolculukların başlangıcıydı. Marco Polo yıllar sonra eserini yazdırırken Moğol Hanı'nın karşısına çıktığı sahneyi canlı bir şekilde hatırlamaya devam ediyordu. Kendi ifadeleriyle o gün dünyanın en güçlü adamının karşısında durma fırsatı yakalamıştı. Ve dahası 17 yıl boyunca onun yanı başında kalma şansına sahip olacaktı. Marco, Moğol Hanı Kubilay için oldukça değerliydi. Moğol sarayındaki güç mücadeleleri tarafından kirletilmemiş bağımsız bir bilgi kaynağıydı. İçine girdiği yeni çevreye hemen adapte olmuştu. Moğolca öğrenmiş, hatta akıcı bir şekilde konuşmaya başlamıştı. Kısa süre içinde Han'ın en yakın adamlarından biri haline geldi. Onunla birlikte saray yaşantısının tüm zevklerini tattı ve Çin'in ücra köşelerine pek çok yolculuk yapma fırsatı buldu. Öyle ki yıllar sonra Venedik'e döndüğünde ardında bıraktığı mesafe 24 bin kilometreden daha fazlaydı. Marco, Kubilay'ın sağlığının gittikçe kötüleştiği 1292 yılına kadar Moğol sarayında kaldı. Bu yıl içerisinde deniz yoluyla İran'a gidecek bir düğün kafilesine katılarak kısmen deniz, kısmen de kara yolunu kullanarak ülkesine geri döndü. Venedik'e ulaştığında yıl 1295 ya da 1296 idi. Marco'nun efsanevi doğu yolculuğu geride kalmıştı. Ancak çalkantılı yaşantısı sona ermiş değildi. Yeniden ticarete atıldı. Hatta Venedik ve Ceneviz arasında patlak veren Urzola Deniz Savaşı'na katıldı. Ve 1298 yılında Cenevizlilerin eline esir düşerek hapse atıldı. İşte dünyanın hikaye edilişi ya da seyahatname olarak adlandırılan Marco Polo'nun destansı yolculuklarını anlatan kitap bu esaret yıllarında kaleme alındı. Marco kitabı Rusticello adındaki hücre arkadaşına yazdırmıştı. Ancak bu orijinal metin yıllar içerisinde kayboldu. Daha sonraki yıllarda ortaya çıkan kopyalarda ise eklemeler, çıkarmalar mevcut ve değiştirilmiş pek çok bölüm var. Bu durum metnin hangi bölümlerinin Marco tarafından yazdırıldığını, hangi bölümlerinin ise sonradan eklendiğini daha da karmaşık hale getiriyor. Buna bir de Marco'nun yıllar içinde deforme olan anıları eklenince verilen bilgilerin güvenilirliği daha da azalıyor. Bu yüzden Marco'nun seyahatleri ilk yayınlandığı dönemde şüpheyle karşılanmış ve pek ilgi görmemişti. Ancak bir sonraki yüzyılda Asya'ya yapılan yeni yolculuklar Marco'nun verdiği bilgilerin büyük bir bölümünün doğru olduğunu gösterdi. 15. yüzyıla gelindiğinde Marco Polo'nun seyahatleri Avrupa'nın en ünlü eserlerinden biri haline gelmişti. Onun doğuya yaptığı destansı yolculuk artık gezginlere, tüccarlara ve kaşiflere ilham kaynağı oluyordu. İşte bunlardan biri Marco'nun Venedik'e dönmek üzere Çin'den ayrıldığı 1292 yılından tam 200 yıl sonra yeni bir kıtaya ayak bastı. Bu adam Atlantik boyunca yaptığı yolculuk esnasında Marco'nun seyahatnamesini hep başucunda bulunduran Christophe Colomb'tu. Ancak onun yolculuğu başka bir videonun konusu.